senedir anamız ağladı. Duyan mutlak oldum. Ananı al git diyenler ne Gazze'ye ne de Cumhuriyet'e sahip çıkarlar. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, partisinin Cumhuriyet'inin kuruluşunun 100. yıl kutlaması için düzenlenen çelenk koyma töreninde yaptığı konuşmada Cumhuriyet ne demek olduğunu açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Cumhuriyet'in olmadığı, Cumhuriyet ile yönetilmeyen ülkelerde savaş, kan ve gözyaşı hakim dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, ananı al git diyenler ne Gazze'ye ne de Cumhuriyet'e sahip çıkarlar dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ayrıca şunları söyledi. Ananı da al git diyenler ne zihniyette bugün ne Gazze'yi savunabiliyorlar ne Cumhuriyet'i savunabiliyorlar. Gazze gibi olmamak demektir Cumhuriyet. Cumhuriyet demek bir işçi çocuğunun doktor olabilmesi, yerine göre milletvekili olabilmesi, cumhurbaşkanı olabilmesi demektir. Bir işçi çocuğunun öğretmen olabilmesi demektir. Bir kadının eşiyle beraber sandıkta oy kullanabilmesi demektir. Cumhuriyet demek fazilet demektir. Cumhuriyet demek özgürlük demektir. Cumhuriyet demek adalet demektir. Cumhuriyet demek toplumun bölük pörçük olmadığı, sınıfların olmadığı, herkesin eşit hür olduğu bir rejimdir. Maalesef bugün coğrafya kan ağlıyorsa Cumhuriyet rejimiyle yönetilmeyen ülkelerden dolayıdır. Bize bugünleri sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehit kanlarıyla sulanmış bu toprakların karşı çok büyük borçlarımız vardır. Bugün köylü milletin efendisidir denen zihniyetin yerine ananı da al git diyen zihniyetin yok olduğu gün olması gerekmektedir ama Cumhuriyet maalesef burada gelip geçici basit törenlerle kutlanmaya çalışıyor. Bir devlet politikası olması gerekirken Cumhuriyeti hep birlikte şanla şerefle önümüzdeki yıllarda da kutlayacağız. Allah bu ülkeden Cumhuriyeti, adaleti eksik etmesin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi, gazilerimizi hürmetle anıyorum. Cumhuriyetin taşlandırılacağı demokrasiyle taşlandırılacağı günler de yakındır arkadaşlar. Önümüzdeki seçimlerde başta bu konuda gerekeni halkımız, milletimiz yapacaktır. Cumhuriyet demokrasiyle taşlandırılacaktır. Ananı da al git diyenler ne zihniyette bugün ne Gazze'yi savunabiliyorlar ne Cumhuriyet'i savunabiliyorlar. İki arada bir derede kalmış müstevlilerin siyasi emellerini kendilerine alet etmiş olanların gerekenini halkımız verecektir. Tekrar yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.